İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, devletin korunması için Ermenilerin birleşmesi zorunludur. Artsakh Cumhuriyeti Bakan Yardımcısı Berzor Ahavnov ve Sustan 47 anıtsal sanat eseri tahliye edildi. Ermenistan topraklarından geçen koridorların engellenmesi olasılığı, bu neden kullanılmasın? Kilikya, Ermeni Kralı 2. Levon'un sikkeleri açık artırmaya çıkarıldı. Batı Ermenistan'ın Dersim'de bu yer ana gözesindeki endemik bitkiler tehlike altında. Haykın beli mağlup ettiği yerin bu tepe kalesi yakınında olduğunu biliyor musunuz? Kickboks'ta dünya şampiyonu Cavahk'ın Ehtila köyünden. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Vesten Armenia TV'de Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan, işgal edilen topraklardan zorla yerinden edilmiş Ermenilerin dilekçelerini Avrupa Mahkemesi'ne resmen sunduğunu açıkladı. Yerinden edilmiş Şuşi halkı daha önce böyle bir paketin hazırlanıp Avrupa Mahkemesi'ne gönderilmesi talebiyle Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan'a başvuruda bulunmuşlardı. Reportaj sırasında Abrahamyan, Berzor'un ve komşu toplulukların Azerbaycan'a ilhak etme konusuna da değinerek Berzor'un kurtarılmış bir bölge olduğu için Batı Ermenistan ile doğrudan bağlantısı olduğunu ve bunun kurtuluşuna Batı Ermenistan'ın çocuklarının da katıldığını kaydetti. Ayrıca bütün Ermenilerin devleti korumak için çalışması gerektiğini, çünkü onu korumaya yetecek kadar bağımsızlık ve egemenlik bilincinin var olduğunu ifade etti. Artsakh Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Lernik Ovanisyan, Azerbaycan'ın kontrolüne devredilecek olan Berzor Ahavnov ve Sus köylerinden çıkarılan anıtsal sanat eserleriyle ilgili şunları söyledi. Berzor'dan yeni ayrıldık. Son anıt taşını kaldırdık ve tüm anıtlar artık tek bir yerde toplandı ve sonra akıbetlerini buna göre tartışacağız. Ağırlıklı olarak haçkarlar ve anıt taşları olmak üzere anıtsal sanat eserlerini kaldırdık. Onların sayısı 47'dir. Stepanakert'teki Meryem Ana Surpovanli Katedrali etrafında bir park var. Artsakh Piskoposluğu ile uygun bir park oluşturma konusunu tartışıyoruz. Stepanakert'teki Surp Hagop Kilisesi ile ilgili öneri ve ilgiler var. Parklar oluşturulacak ve bu anıtlar yerleştirilecek. Ermenistan topraklarından koridorlar açılması veya Lavrov'un dediği gibi Ermenistan yollarında basitleştirilmiş bir rejim getirilmesi, Ermenistan Cumhuriyeti Türkiye sınırını 3. ülke vatandaşlarına açma kararları, şüphesiz Rusya'nın yaptırımları aşma ve Türkiye ile doğrudan kara bağlantıları kurma niyetleriyle ilgilidir. Ermenistan toprakları Rus özel servislerinin kontrolü altında gri bir bölgeye dönüşüyor. Türk yetkililerin Moskova-Ankara müzakerelerine ilişkin açıklamalarıyla da teyit edilen Rusya'nın bu niyetleri, aynı zamanda Ermeni tarafının bu tür gelişimleri engellemesi için bir fırsattır. Yani bu sorun uluslararası gelişmelerin mantığına uyuyor ve üçlü belgeler çerçevesinde koridor mantığının dışlanması konusunda boş açıklamalar yapacağına bu yönde çalışmak gerekiyor. Batı Ermenistan herhangi bir koridor mantığını ve benzeri sınır kontrol noktalarının oluşturulmasını kabul etmiyor. Çünkü işgalci Türkiye halen Ermeni topraklarını işgal ediyor ve Ermenileri kendi topraklarında yaşamaktan mahrum ediyor. 20. yüzyılın başlarında Ermeni halkının yaşadığı büyük katliam Armenosid'in Türkiye'nin kabul etmediği bir soykırım olduğunu hatırlatmak isteriz. Kilikya Ermeni Krallığı'nın 1198-1219 Rubinyan Hanedanlığından Kral 2. Levon döneminde basılan ender altın sikkelerden biri çevrim içi açık artırmada satıldı. Başlangıç fiyatı 50 bin dolardır. Sikke bir elinde haç, diğerinde çiçek tutan Kral Levon'u tahta tafsir ediyor. Madalyonun diğer tarafında bir aslan ve bir Katolik haçı görülüyor. Sikke, Lawrence Adams'ın Araratyan koleksiyonuna dahil edilmiştir. 2. Levon döneminde Kilikya Ermeni Krallığı'nın sınırlarının Selevkiya'dan Antakya'ya, Akdeniz'den Toros ve Antitoros dağlarına kadar uzandığını belirtmek gerekir.
Levon, ülkenin sınırlarını korumak ve kontrol etmek için eski kaleleri yeniden inşa etti, yeni tahkimatlar kurdu, birçok gözetleme kulesi inşa etti, güçlü bir daimi ordu kurdu ve askeri eğitim için belirli kurallar ve düzenlemeler getirdi. Onun emriyle eski manastırlar restore edildi, yenileri kuruldu ve yanlarında okullar açılmıştır. İkinci Levon birçok bilim insanı ve sanatçıyı sarayına davet etmiş, faaliyetleri için ayrıcalıklı koşullar yaratmıştır. Batı Ermenistan bu gibi Ermeni halkına ait değerleri satışa çıkarmak yerine müzelerde teşhir edilmesi gerektiğine inanıyor, böylece halka açık hale gelir ve bu tarihi eser halkın malı olur. Batı Ermenistan'daki Dersim'in Pülümür ilçesinde bulunan Alevilerin inanç merkezlerinden biri olan Buyer Ana Gözesi doğal güzelliğiyle ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor. Buyer Ana'nın etrafındaki bitki çeşitliliği yoğun hayvancılık sirkülasyonu ile zarar görürken bir an önce korumaya alınmaya bekliyor. Kadın evliya olan Buyer Ana'dan İsmini alan 3200 rakımlı dağda bulunan Krater Gölü'nün şifalıkta önemli bir etkisi olduğu inanılıyor. İbadet merkezi de olan Buyer Ana Gölü'nün yanında bir mağara bulunuyor. Suların arasından mağaraya giren ziyaretçiler mum ve çıralarını yakıp dilek dileyip dua ediyor. Mağaranın içerisinde taşların arasında damlayan suların astım hastalığına iyi geldiği belirtiliyor. Dersim katliamı sırasında birçok kişinin hayatta kalmak için söz konusu mağaraya sığındığı ve hayatta kaldığı da aktarılıyor. Buyer Ana Gözesi her yıl binlerce ziyaretçinin akınına uğruyor. Günümüzde yaylacılığın yapıldığı bölgedeki yoğun hayvan sirkülasyonu nedeniyle bitki örtüsü ciddi anlamda zarar görmektedir. Türkçe Çavuştepe, Kürtçe Aspesin olarak da adlandırılan Haykabert Kalesi, Batı Ermenistan'ın Van ilinin Gürpınar ilçesine bağlı Çavuştepe köyünde bulunuyor. Kale iki bölümden oluşuyor. Yukarı ve iç kaleler. Üst kale doğuda deniz seviyesinden 1862 metre yükseklikte yer almaktadır. İç kale batıda deniz seviyesinden 1849 metre yükseklikte yer almaktadır. Kalenin iki bölümü ortadaki bir kapı ile birbirine bağlanmıştır. Alt kısmında Van Krallığı Manastırı'nı temsil edip tıp tanrısı İrmuşin Tapınağı'nın kalıntıları bulunmaktadır. Süryani tarihçi Mar Abbas Katina'ya göre 18. yüzyılın Ermeni coğrafyacısı ve Mkhitaryan cemaati üyesi Hugas İncicihan, Haygabert Kalesi'nin Haykın Bel'e karşı kazandığı muzaffer savaştan sonra Dastakert'i kurduğu yer olduğunu ve ardından çevredeki alana Hayotzor, Ermeni Vadisi dendiğini varsayıyordu. Cavahk'ın Ehtila köyünde doğan genç bir şampiyon olan Artyom Kamalyan, King Box'a 8 yaşında başladı, şimdi 19 yaşında ve hem Gürcistan'da hem de yurt dışında birçok zaferler kutlamayı başardı. Artyom 17 yaşında Avrupa şampiyonu, ardından dünya şampiyonu unvanını kazandı ve bu yıl Baltık ülkeleri şampiyonu unvanını da elde etti. Artyom, dünya şampiyonu olacağımı hiç hayal etmemiştim. Bu tarif edilemez ve açıklanamaz bir duygu, diyor. Artyom spordaki başarısını babasına borçludur. Küçük yaşta ilk çalışmalara gittiğimde zordu. Gitmek istemiyordum. Bir yıldan fazla bir süre zorla gittim. Sonra yıllar içerisinde sporun çok önemli olduğunu anladım. Şimdi başardıklarımı aileme borçluyum, diyor. Artyom ilk zaferini 8 yaşında kutladı. Bugün hedefi yetişkinler arasında bir dünya şampiyonu olmaktır. Batı Ermenistan, Artyom Kamalyan'ı başarılarından dolayı tebrik etmektedir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size kanun sanatçısı Zovinar Ovanisyan tarafından icra edilen Ermeni halk şarkısı Şarkı ve Dans adlı eseri sunuyoruz. Thank you.
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.